Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba diyorum. Yalnızca biraz önceki konuşmalara, başkanımın konuşmalarına bir konuşma ve kesinlikle katılmıyorum. Çünkü ben Türkiye'yi, yani Türkiye'nin hemen hemen her tarafında çalışan bir arkadaşımızım. Harita mühendisiyim. Onun için Türkiye'nin çok yerlerinde gördüğüm bizim pazarımızda olmayan hiçbir şey yok. Tamamen, çünkü bana tamamen ters düştüğüm için bu sözü alıyorum. Pazarda her şey var. Hiçbir kazada, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan her şey var. Ama bizim tek en büyük sorunumuz var, yönetim sorunumuz var. Pazar iyi yönetilmiyor. İyi yönetilmediği için de bu yok şeyleri söyleyebiliyoruz. Yani bir anlamda ona o bağlamda hak veriyorum ama pazarda olmayan herhangi bir şey yok ki çoğu Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan her şey bizim pazarımız var. Pazar Türkiye'nin en zengin kazalarından bir tanesidir. Onun için de övünüyoruz pazarda olmamızdan dolayı da. Ama ileriki şeylerde ben de katkı sunmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlarım kendi görüşlerini söylerse. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim abi. Evet, başka söz almak isteyen, katkı koymak isteyen arkadaşımız gayet medenice fikrini tarif etti. Ben de merak ettim yani. Çok iyi oldu. Buyurun. Arka tarafta... İş dünyası sessiz mi kalıyor artık? Ya biraz konuşalım. Biz kolları sıvadık. Çıktık mikrofona biliyorsunuz. Herkes konuşmaya. Sayın Erzacım, neredesin? Sana gül gibi bacımı dedim. Konuşsana. Beni görünce konuşuyorsun. Burada konuşsana. Ben sesimi duyuyorum. Her zaman duyuyorum Tayyip. Daha güzel duyarız sesini. Benim sesim en zahmetli oturduğum masadan bütün Türkiye'ye yayılacak kadar gür sesim var. Şimdi tabii bu işe, siyasete biraz da kendimden bahsedeyim. 81 yılında eczanemi açtım. 81 yılında siyasete başladım. Ve hiçbir zaman da zikzak çizmeden hala buradayım. Onun için bu sistemler bana yapıldığı zaman hoşuma gidiyor. Niye? Bir baba ocağından bahsediyoruz. Efendim bir atıldığın ve oradan hiçbir zaman taviz vermediğin bir yerden bahsedildiği için sesim duyuluyor değil mi? Duyuluyor. Yani. Bahsedildiği için sistemler o şekilde yapılabilir. Tabi kayınbiraderler karşısına sizi bilmiyorum ne kadar korkuyorsunuz. Ben çok fazla korkarım. Şimdi tabi biz siz gelinceye kadar yine partili arkadaşlarımız efendim bu partiye katkı veren işte Dursun Bey yanındaydı. Devamlı bu işleri konuşuyoruz. Şikayet bazında elbette söyleyeceklerimiz oluyor ama şunu söylemek lazım. Biz ne yaptık? Ne kadar katıldık? Değil mi? Şimdi sokağa çıkın. Herkes şikayetçi. Herkes yönetimden, belediyeden şikayet. Doğru. Ama ne yapıyoruz yani? Biz partiye ne kadar katkı veriyoruz? Gidiyor muyuz? Orada aday oluyor mu? Hiçbir şey olmuyoruz. Ondan sonra doğru konuşuyoruz. Ben işin biraz da bu yanındayım. Ha, benim için particilikten ziyade Atatürk Cumhuriyeti'nin sosyal demokrat hukuka saygılı bir ülkede yaşamak ve onun ilkeleriyle yaşamak istiyorum. Yoksa böyle boyun gibi güdürmek istemiyorum. Kendi partimi eleştirmek çok kolay. Çok kolay ama neler yaptık biz? Ne kadar katkı veriyoruz da eleştiriyoruz? Diye kendi kendime de şey eleştiriyorum. Görev almıyorum ama bol bol konuşuyorum. Niye bunu? Ben niye partide görev almıyorum? Niye ilçe başkanı olmuyorum? Niye yönetim kurulu üyesi olmuyorum? Ama bol bol konuşuyorum. İşte orada da kendimi çok fazla bu işin içinde bulmamaya gayret ediyorum. Eleştirmeye gayret ediyorum. Bu kendi iç eleştirimiz. Ha, pazarda bir yönetim sorunu var. Gerçekten yönetim sorunu var. Kim bunu söyleyemiyorlar. Herkes böyle şey yapmaz filan. Belediyede toplantının yapılamadığını biliyorum. Meclisin toplanamadığını biliyorum. Toplandığı zaman da çok ciddi bir şekilde efendim, devlet kaidelerine uygun olmayan şekilde konuşmaları ve davranışlar olduğunu da biliyorum. Ama bunu yaratırken üç dönem bir kişi tarafından yönetilen ilçede sürekli şikayet var ama üç dönemde yönetiliyor. Şimdi bu tabii buna hukuksal, sosyolojik ne bileyim bir sürü şeyleri var. Sebepleri var. Ama bir tek sebebi var. Biz partimize yahut da
Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ne kadar sahip çıkıyoruz? Ne kadar buna katkı veriyoruz? Bunu eleştirelim. Burada birleşelim. Daha sonra bir başkasının yapamadıklarını değil, bizim ne yapacağımızla ilgili önerilerimizi, katkılarımızı sunalım. Tabii irtilacının tabi bu kadar konuşuluyor. Kağıdı dökmediğim için. Aşağı yukarı bütün arkadaşlar şikayetler de bunlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekillerim, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben her şeyden önce köyde çaycı üreticisiyim. Kendi sorunlarımla dile getireceğim. Arkadaşımız az önce diyor ki işte pazarın sorunu yok, her şey var. Oysa ben 40 sene önce İstanbul'a gitmiştim. Şu anda emekli olup geldim. Pazarımızdaki önceki temizlik yok olmuş, çöplük şeyine dönmüş. Okullarımızı çöplüğün önüne koymuşlar. Bütün köy okullarımızı kaldırmışlar. Çay üreticisiyiz. Ve özel sektörlere peşkeş çekmişler. Bir de yollarda arabalarla çaylar alıyorlar. Biçtiğimiz çaylar bile karnımızdan çalıyorlar yani. Şimdi sizin tabii ki milletvekilleriniz de bu eksikliklerini bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadele ediyorsunuz ama yeterli ettiğinizi de zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Çünkü bizi bu durumlara düştüğümüzün sebebi yine de bizi temsil edenlerin iyi temsil edemediğine inanıyorum. Şimdi soruyorum. Ben 40 sene önce İstanbul'a gittiğim zaman benim evime yol bile gitmemiş. Cenazemizi evimizin yanına getiremiyoruz. Ali Mevlevi'ne getiriyoruz. Hani bu mudur yani? Soruyorum arkadaşlar. Bu mu yapılmış? Ne yapılmış? Köyümüze su projesi olarak gelmiş. Yani dünya su şeyi olarak. Oysa depolara koydular. Borulara döşememişler. İçtiğimiz su belli değil. Ziraat odaları var. Odalar birliği var diyoruz. Ama tarlamızda böceklerden herhangi bir şey üretemiyoruz. Bu diyor, akıllı olursan veririm, akılsız olursan vermem. Estağfurullah, öyle bir şey. Şimdi dinleyelim, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bizim tabii tarım 9000 ortak bir kooperatifimiz var. Yeni seçildik, bir sene önce de seçilmiştik. Bizim sizden dileğimiz mecliste görüşülmesini istediğimiz bir konu var. Gübre 5000 ton gübre kullanıyoruz. Bunun 5000 tonu kimyasal gübre, 200 ton kadar da organik gübre kullanıyoruz. Bu bildiğiniz gibi 5000 ton gübre 5 milyon kredi kullanıyoruz. Devlet destekli subvanse kredisi kullanıyoruz. Biz geçen sene gübre çok pahalı olduğu için 10 milyon kredi kullanmış olduk. Bu da ne oldu? Vatandaşlarımıza yüksek faizli gübre vermiş olduk. O tabii Bakanlar Kurulu'ndan çıkan bir şey 5 milyon. Biz bunun 10 milyona çıkmasını istiyoruz. O çalışmalarla ilgili bilemiyorum. Tabii ki siz mecliste görüşürseniz, yani bu Türkiye'nin sorunu sadece de pazar olarak değil. Bu 5 milyon kredinin devlet destekli kredinin 10 milyonun çıkmasını istiyoruz. Bu konuda Ziraat Bankası ile ilgili, bu konuyla ilgili çalışmalarınız olursa memnun oluruz. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Meslektensiniz. Buyurun. Gezdiğimiz yerlerde doğal gübrenin, organik gübrenin çok faydalı olduğunu gözlemliyorlar. Bu dediğimiz rakamlarda aldığımız gübreler çok büyük rakamlar ve çayı da bitiriyor ve toprağı da bitiriyor. Bununla ilgili bir çözüm noktanız var mı çalışmalarınızda? Efendim, biz tabii yeni geldik ama ben daha önce de oradaydım. Organikle ilgili devlette çalışmalar oldu ama sanıyorum organikten vazgeçilecek gibi bir durum da var. Çünkü destek yavaşladı. 200 ton kadar bir organik gübre kullanıyoruz. Çok az, bir de çok pahalı. 4 milyon gibi bir fiyatla sattık. Kimyasal gübre o da pahalı. Bir önceki sene 1 milyon 300'e verdiğimiz gübre şu anda 2100 verdik. O 5 milyon kredi bize tabii yetmedi. Biz Ziraat Bankası'ndan yüksek faizle kredi kullanıyoruz.
Onun için o sendik üretimin 10 milyona çıkması için sizlerden yardım istiyoruz. Ama bunu da bir araştırın. Yani çok önemli burada. Çünkü şimdi organik bir çayın kilosu 5600-5700 lira civarında. Hı. Ama sizin suni gübreyle ürettiğiniz çayın kilosu ancak Çaykur 2.4 ile alıyor. 2.400 ile alıyor. 2.900. Yarı yarıya hemen hemen organikle inorganik arasındaki olay. Bu önemli bir nokta. Yani biraz burada stratejik bir çalışma yaparsanız hem odamızla hem siz hem ziraat odalarıyla beraber biraz daha çok ses getirebilirsiniz. Başkanım bu konu çok önemli. Yani bunu bir irdeleyin. Hatta bir projeksiyonu ziraat mühendisleri falan da araştırın bence. Ya ben mesleği bilmediğim ama ilgilendiğim için tarımı çok seviyorum. Tarımla ilgili Türkiye'nin tarımla kalkınacağını biliyorum artık ayağa. Ya bu saatten sonra başka kalkınma şansımız yok. Tamam. Bitirdiler hepsini. Ne fabrika kaldı ne başka bir şey kaldı. Bakın pancarın başına gelen burada çayın başına gelmesin. Onun mücadelesini vermek mecburiyetindesiniz. Bize de ne sorumluluk düşüyorsa yapalım. Çok önemli. Buranın yaşamı çay çünkü. Tamam. Buranın yaşamı çay. Yani Rize'de çay olmazsa dün Ziraat Odası Başkanı diyor ki %50'si göç eder gider bu şehirden diyor. Ya başkanım çok önemli bir nokta burası. Bunu çok seslendirmeniz lazım. O sesi verin. Biz davul çalalım Ankara. Haklısınız. Haklısınız. Yani bizim şimdi arkadaşlar da söyledi. Yani özel sektörde sıkıntılarımız var. Günlük saatlik fiyat geçişleri yapıyorlar. Onun için özel sektörde. Ama bizim bir de sıkıntımız şu. Biz genelde Çaykur'a bağlıyız. Onun için fazla eleştiri yapma şansımız da olmuyor. Eleştiri yaparsak bu sefer kesinti yapamıyoruz. Kooperatifin sonu olur. Biraz önce dediniz ya. Onun için çok zor. Ölümün ecele faydası yok. Ondan dolayı ölmüyor. Şu anda tepeden aşağı bakılınca herkes de bir korku sanmış. Korku. İşte ben dedim. 30 biz şanslı korkumuz yok. Bizim şanslı korkumuz yok. Biz kulübün batmasıyla ilgili korkumuz var. Şahıs korkusu da çok büyük. Esnafta da yok. Bizde o korku yok. Biz kurumla ilgili korkumuz var. Bunu kıracak olan sizlersiniz. Kıracak olan sizlersiniz. Yani, o konuda zaten başlandı. 31 Mart'tan sonra Türkiye'deki bütün imeler değişti. Cesaretli olalım hep beraber. Bakın ben de sizlerden biriyim diyorum. İş adamıyım. Gelsin maliyeci de gelsin. Her şey defterlerimiz açık kardeşim. Problem yok. Yok o konuda bizim sıkıntımız yok. Hepimiz için alnımızın teriyle para kazanıp ailelerimizi geçindiriyoruz. Bunda bir problem yok. Kimse bir şey yapamaz. Ama önemli olan odak noktalarımız var. Rize marka değeri çay ve Çaykur. Bunu kalkındırmak mecburiyetindesiniz sizler hep beraber. Çaykur şu anda biliyorsunuz ki hazineye bağlandı. Gitti varlık fonuna. Yani bunu kopartmamak lazım. Çok önemli ama içi de boşaltılıyor bir yandan. Borcu çok. Dün bir stok değerlerinden bahsettiler. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar değil. Yani stokları diyorlar borçlarını kapatacak vaziyette. Yani onu söylüyorlar. Bunu bir hayata geçirmek lazım. Tarım Kredi Kooperatif Başkanı olduğunuz için ben de şey yaptım. Tarım Kredi değil. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Tarım Kredi Devletin. Buraya kadar gelmişken bir de fabrikaları gezmenizi tavsiye ediyorum. O çaylar hep dışarılarda. Onlarla ilgili de çalışmanız olursa. Dışarılarda. Hep dışarıda büyük çaylar depolara sığmalar yapmışlar. Kuru çaylar fabrikalarda. Dış alanlarda. Devlet çay burada. Özeller yapmaz, devlet yapıyor. Hepsinde var, Beylat'ta da var, Taşlıdere'de de var. Onlarla ilgili depo yapmışlar, yalnız para kazanma sıkıntısı yok. Tortif girmiyor, önce şeyi yapmışlar, şeyleri depolar boş duruyor, çaylar dışarılarda. İşte o önceden, biraz önce arkadaşımız, başkanımız dedi, köprü yola uydurdular. Şimdi bu da öyle şimdi. Portif asansör yaptılar. Portif sığmadı. Onun için bütün çaylar dışarıda duruyor. Evet. Bir de naylon sarılmış yani. Evet. Bir bakalım onu yalnız. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Size de hayırlı olsun. Sektörü olduğu için mesela çok fazla eleman hani iş istihdam alanında var. Bakın 99 yılından önce Eskişehir bir turistin yolunu kaybetmese uğramayacağı bir şehirdi. Ve böyle gelip geçenlerde tozuyla ve çamuğuyla hatırlardı. Ben biliyorum, çok biliyorum. O kadar yani şey bir şehirdi. Ben Eskişehirliyim yani doğma büyüme.
Ama bir anda öyle projeler yaptık ki yerel yönetim, belediye başkanı yaptık. Biz hep muhalefet belediyesi olduk. Devletten de bir turizm yatırımı aldık ama hepsini belediye olarak yaptık. Öyle bir şehir haline geldi ki herkes geri dönüyor. Bir turizm şehri oldu. O yıllarda 4'tü otel sayımız. Şu anda 109 otel var Eskişehir'de. Böyle bayramlarda işte hafta sonlarında yer bulamazsınız Eskişehir'de ki. Bizim denizimiz yok, dağımız yok, tarihi var da. Hani ama şehri görmeye geliyorlar. Bir tozlu çamurlu bir şehirden bir belediye başkanı yaptı onu. Ben değerli arkadaşlarıma. Biz öncelikle şunu da söyleyeyim. 26 yıllık ticaret odası. 26 yıllık ticaret odası üyesi olarak öncelikle Sayın Başkanım hiç o görmemiş bir üye olarak bu organizasyona gösterdiği katkıdan dolayı kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Sayın İlçe Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Yalnız hikayemiz olmalı bizim. Yani bir hikayemiz olmalı. Bir hikayemiz şöyle olmalı. İşte şu şikayet var, bu şikayet var. Doğru. Devletin genel anlamda küçük bir ilçe olan pazarımıza belli yatırımlar yaptığı konusunda yapmış olduğunu düşünüyorum. İşte bölge hastanemiz var, bölge adliyemiz var, havaalanı bizim ilçemizde yapılıyor. Belediye başkanımız yönetimsel anlamda çok becerili değil ama bunun dışında ufak tefek devlet yatırımlar alıyoruz. Bütün meselemiz ne biliyor musunuz hocam? Aldığımız bu yatırımların düşünsel anlamda bizi kalkındıracak, gelişmeler sağlayacak çözümlemeleri yerelden genele kadar üretememiş olmamız. Şimdi burada şikayet ediyor Cumhuriyet Halk Partililer ki ben kökten bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yani soldan gelen biriyim. Şimdi 3 yıldır aynı adam belediye başkanlığını kazanıyor. 3 dönemdir. 3 dönemdir aynı kişi, aynı parti belediye başkanlığını kazandırıyor. Ve şimdi dönüp geriye doğru baktığım zaman acaba bunda bizim hiçbir hatamız yok. Hep birileri mi hatalı? Biz kendimizi mi ifade edemedik? Aday yapma süreçlerini yönetemedik. Şimdi şu toplantıya bakıyorum. Fazla uzağa gitmiyorum. Bir bakayım bir tane belediye meclis üyemiz yok. Bu konuda bir bilgilendirelim. Eğitimde devletimiz. Ya şimdi bunu Sayın Başkanım 4 tanesi de miydi? Tabii eğitimde. Bence burada bir tane, bir iki tane belediye meclis üyemiz olmalıydı. Yani bu çok önemli bir şey. Burada olması gereken ticaretin her gün küçülüyoruz. Yani ben işte şöyle söyleyeyim, bu 26 yıllık süreçte ticari hayatıma başladığımda 10 çalışanım vardıysa bugün 4'e düştüm. Yani her gün küçülerek geliyoruz, büyüyeceğiz. Neden küçülüyoruz? Tabii dünyada gelişmeler de çok önemli. İşte büyük firmalar, büyük marketler, büyük ağlar büyük işleri alıyor. Bize daha küçük işler kalıyor. Bu da çok önemli tabii küçük üyeler için. Ama asıl meselemiz ne biliyor musunuz? Asıl meselemiz şu, biz bunu değiştirmek için ne yapıyoruz? Değiştirecek bir çabamız var mı? Şimdi belediye seçimine giriyoruz. Belediye başkanlığı eleştirmiyoruz. Veya yönetimi eleştirmiyoruz, eleştiremiyoruz. Doğru aday belirleyemiyoruz. Veya zaman zaman kibirimizi yenemiyoruz. Şimdi bunları da gündeme getirmek lazım. Hep belli kalıpta, şimdi ben son dönemde bakıyorum, halkla ilişkilerimiz, ilçe başkanlarımız sağ olsunlar, emekli öğretmenlerden oluşuyor. Hiç başka kimse yok. Sayın Başkanım, ben... Birileri yaptırıyor. Böyle güdülmek istiyoruz, biz bile ona çanak tutuyoruz. Bu vesileyle sizlere ve başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize burayı açtın. Çok sağ olsun. Burası pazarındır. Benim değil, şahsım değil. Pazarındır, sizlerindir. Benim ne kadar bir tane parke taşım varsa sizlerin de hepinizin bir tane parke taşım. Çok az ama. Çok küçük. Kusura bakmayın. Sözünüzü kestim. Son bir şey söyleyeyim. Tabii. İlçe başkanım burada pazarda hiçbir şey olmadığı söyledi. Doğru diyor.
Peki arkadaşım her şeyi... Artık pazarın iç bünyesindeki sorunlarınızı geçelim. Biz daha geniş kapsamda geldik buraya ve aldık verilerimizi. Pazar aşığı olduğum için bunları söylemek zorundayım. Pazar 1854'te belediye olduğu zaman İstanbul Beyoğlu 1856'da Beyoğlu belediye oldu. İki sene fark atarız. Eğitim bakımında, kültür bakımında gerçekten her şeyimiz var. Ama şu anda yapılmayan birçok şeyler var. Bu da bizim sahip çıkmadığımızdan ileri geliyor. Ama siz de sahip çıkmıyorsunuz diye bize azıcık sitem ettiniz. Biz de sizi böyle yakından görüp hani samimi olabilmek için, ben de sitem ettim diyebilmek için ben de şunu söylüyorum. Söyleyin, tabii. Eskişehir milletvekilimim. Ben sizin Eskişehir'in kadrosunu sayarım. Galici Mumin'den Ender'e kadar, Fethi Heper'e kadar kadrosunu sayarım. Sahip çıkamadınız. Siz İzmir milletvekili, siz de yıllardır birincilikte takımınız yok. Karşıyaka, Göztepe, Altınlar'da başta yaptık. Ama bizim Fatih Spor Lig'dedir. Sizinle aynı ligde oynuyoruz. Sahip çıkmadınız. Çıkın sahip. Göztepe Süper Lig'de takip etmiyorum galiba. Göztepe'miz son 3 yıldır Süper Lig'de. Takip etmiyorum galiba. Altın Ordu. Hayır, yıllarca biz Göztepe'yi de burada oynadık. Tabii ki. Ben Göztepe'nin de...